من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Bugün karanlık kaç etti? 5. 5'te bitireceğiz. Ben size bu karanlığın son dersini okumadan sonra zulmete geçeceğiz, zulümata geçeceğiz. Bir yer okuyacağım. Acaba ben de bu tuzağa düşüyor muyum? Beraber şey yapacağız. Muhakemattan muhakeme edeceğiz. Bakın bakalım böyle siz de çok dikkat edin. Bakayım acaba bu tuzağa biz de düşüyor muyuz? 27. Hatime, manayı hakikinin bir sikkesi olmak gerektir. Manayı hakikinin, yani mananın bir hakikati olması lazım. Çünkü meratipler ondan sonra dereceleniyor. Yani meratip ondan sonra dereceleniyor. O hakikati bulmadan, o mertebelerinin mertebe olduğunu bilemezsin. O zaman bir kaynak olması lazım. Tamam, kaynak. Yani bir hakikat olacak. Hakikat neydi? Esma. Esma. Sikkesi diyorsa evveli mi olacağız abi? Başlangıcı mı olacağız bu iş? Yani ona nispet edeceğiz. Evet. Sikkeye bakar, evet. O sikkeyi, zaten burada söylüyor, yani mana meratibini merkezi sikke. Sonu? He? Hatem. Tura? Batın. Gelişme. Hani kompozisyon olsa, kompozisyon olsa burayı yakalamanızı istiyor. Mana mertebesi aşağı doğrudur. Kaynağı esmadır. Bunu gözden kaçırırsan bu mertebelerinin ona onu ifade ettiğini, onu taşıdığının, onun bir mertebesi olduğunu bilemezsin. Adam zan, vehim. Öyle anladım. Der. Bir sürü batıllar çıkıyor işte, buradan çıkıyor. O sikkeyi teşhis eden, yani manay hakiki, kaynak sikke, yani esmanın sikkesi olması lazım. O sikkeyi teşhis eden, makasıdı şeriatı muvazenesinden hasıl olan hüsnü mücerrededir. Yani o sikkeyi ortaya koyduğunu nereden bileceğiz? Biz Esma'nın içine giremedik ki bu mana ona uygun olduğunu anlayayım. O manayı hakikinin sikkesi olduğunu şeriatın muvazenesinde, makasıdı şeriatın muvazenesinden hasıl olan, yani şeriat neydi? Şeriat. Şeriatı da külliyattan şey yapalım. Çok çeşitli izahlar var. Ama ben size bir şuradan göstereyim. Bakayım neydi? Şeriatın imani ve ameli cenahları ile İslami, yani itikat ve eylem olan fiilin bütünlüğü. İşaret Hicaz'da bunu söyler, 83'te, sözde 322'de söyler. İmani ve ameli cenahları ile, şeriatın iki cenahı var. Kalbin iki ayağı var, zihin ve dima ve vicdan. Şimdi, ne acayip bir şey söylüyor. Ne dedi?
o sikkeyi, yani manayı hakiki, esmaya dayandığını, burada küffe alimleri var, Basri alimleri var. Ligaviyun 2'dir. Lugat kaynağı, alem İslam'ın lugatı, mana verenler kaynağı 2'dir. Basri alimlerin ve küffe alimlerinin kaynağından geliyor. Bunların dışında, herkesi bağlamayız, aslında bağlaması lazım ama, müceditlerin verdiği mana var. Mesela İmam Gazali, İmam Rabbani, Mevlana Halid-i Bağdadi, Bediüzzaman. Yani ölçüyü bildiğimi bak, bilerek konuşuyorum bunları. Ölçüyü bildiğimi ne kadar rahat yürüyorsun. Tak, tak, tak. Yani bu ilmi kelamı yüklediği mana. Mesela bir misal vereyim. Bu Basri ve Küfe alimlerine göre illet-i tame 4'tür. Bediüzzaman'a göre 3'tür. Küfe ve Basri alimlerine göre illet-i tame, ille-i gaye, ille-i failiye, ille-i suriye, ille-i maddiye. Bediüzzaman'a göre kader risalesinde illet-i tame 3'tür. Lüzum, vücub, zaruret. Şimdi sen Risale-i Nur'un manasını iyi dinliyor musunuz burayı? Risale-i Nur'un manasını Risale-i Nur'la izah edilmeli. Risale-i Nur manasını Basri ve Küffe alimlerinin lügatına göre manalandırırsan ne olur? Ders yapıyorsun, kader risalesini açtın. Tamam. Kader risalesini açtın sevgili kardeşim. Sonra orasını izah ediyoruz. 467. Kafayı kaldırın izah ediyoruz. Mesela okuyayım. Öyleyse o meylan, o tasarruf bir emri nisbidir. Muhakkak bir vücudu haricisi yoktur. Emr itibari ise illet-i tame istemez ki illet-i tame vücudu için lüzum ve zaruret vücub ortaya girip ihtiyar öleb etsin. İllet-i tameyi vücudu için, hemen arkadaşlar, illet-i tame, ille-i gaiye, ille-i failiye, ille-i suriye, ille-i maddiye. Yani illet-i tame, yani bir şey vücuda gelmesi için illet-i tame lazım. 4 tane illet lazım. Ne o? 1. Yapan zatın varlığı, Allah, onun gayesi, o yaratacağı şeyin sureti ve yaratacağı şeyin maddesi. Bir tanesi eksik olursa, illet-i tame vücuda gelmediği için vücuda gelmez o. Tamam. Şimdi burada illet-i tame vücudu için 1. Lüzum, 2. Zaruret, 3. Vücub ortaya girip ihtiyar etsin. Şimdi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi kardeşim kafayı kaldırdı. Muhakemata benim sevgili kardeşim gidiyor. Basra ve küf alimlerine göre ders yapıyor şimdi. Ha, olur da olmaz. Bir kere Kübriyat'ı okurken biz lügattan tanırız. Hani kitap okuma şeyimizi söylemiştim ya. Kitabı mesela bir defa hiç lügata bakmadan, iki defa lügata bakmadan okuyun. İkincisi, lügata bakarak okuyun. Size lügat hakkında şöyle demiştim. Lügat, beni tanımlayan, varlığımı gösteren nüfus cüzdanıdır. Nüfus cüzdanı beni ne kadar tanımlar? Cilt no, sayfa no, ana baba, doğumu, yani böyle bir adamın varlığını söyler. Benim hissiyatımı, duygularımı, fikriyatımı, dimağımı anlatırım. Anlatabilirim. Risale-i Nur buradan sonra başlıyor zaten. Dolayısıyla ona hapsetmeyi edilemez. Yani başka bir zatın kitabıyla, başka bir zatın fikriyatıyla, başka bir zatın lügatıyla bu izah nakıs oluyor. Niçin oraya hapsettin? Örnek verdim bir tane. Mesela lügatı kendisi veriyor. Suhuletle ve kolaylıkla icat eder diyor. Ben kendisi manayı verdi. Böyle tabirlerin içini dolduran usta çok mesele var. Risale hocası Risale-i Nur'du. İşte bunları bizim gibi insanlar nazar-ı dikkate çekmesi lazım.
parmak basması lazım. O zaman manayı hakiki bir sikkesi lazım. Yani manaları burada, bu dünya alem-i şehadeti kastediyorum. Tabii zihnimde buralar ne demektir ama siz anlatmadığım için şey zannediliyor. Buraya bura ne demek? Burası alem-i şehadeti kastediyor. Burası vücub alemi. Esma. Esma'dan ta arş-ı azama, lef-i mahfuza, arşa, kürse vesaire böyle mana meratibi var. Hakikati var. Tamam mı? Burada ifadeleniyor. Ona bir libas giydiriliyor. Lugat bu. Libas. Manaya göre. Mesela diyelim ki düğüne gideceğim. Ayrı bir şey giydirirsiniz bana. Cenazeye giderim. Ayrı bir şey giydirirsiniz. Değirmene giderim. Arabayı tamir ederim. Herhalde bunu giydirmezsiniz. İşte dershanede temizlik yapacağız tuvaletleri. Bunları giymem yani. Değil mi? Yani aynı şans yapacağı ve bulunduğu konuma göre libas giydirilir. Libas, lugat. Uslup, uslup, lugattır. Tamam. Şimdi, belki uzattığımı zannediyorsunuz ama ciddi bir meselemizi rayına oturtuyor. Şimdi, o manayı benim söylediğim kitap okurken verdiğim mana ne yapması lazım? Bu hakikattan bir medet alması lazım. Hakikat onaylaması lazım. İkinci bir sorun geliyor. Hakikatin beni onayladığını nereden bileceğim? Muvazene şeriatın içinde olmalı. Yani şeriatın imani ve ameli cenahları rencide etmemesi lazım verdiği mana. İtikada dokunmaması lazım. Amele dokunmaması lazım. Rencide etmemesi lazım. Mesela desemişlik de önemli. Bir de örnek vermiştik. Destek kudret diyor abi. He? Zaten destek kudret eliyle yaptığı zaman o hani uygun olmuyormuş, hani dikkate uygun olmuyormuş. Nasıl? Destek kudret diyor ya üstad. O elle mesela. Elle örnek veriyor. Yani destek kudret böyle. He. Olmaz tabii. O güzel dikkate yanlış oluyor. Evet. Doğru. Makası da şeriatı muvazenesine hasıl olan üstü mücerreddedir. Yani hüsn-ü mücerret. Ne anladınız hüsn-ü mücerret? Mücerret? Mücerret. Tecerrüt etmiş. Kışırlardan ayrılmış mı? Evet, evet. Kışırlardan. Yani şeriat-ı muvazenesine hasıl olan hüsn-ü mücerreddedir. Yani maddenin dışında onu bloke etmesi lazım. Onu bir yere taşıması lazım. Maddenin için hapsolmaması lazım. Hem maddeyi tanıyacak, tanımlayacak. Hem onunla seni bir yere taşıması lazım. Hüsn-ü mücerret. Yani vacibin hakikati olacak içinde. Yani hüsn-ü hasan olmayacak. Burayı anladık. Mecazın cevazı ise, acaba bu karanlıkta ben acaba çok mu fazla durdum diye endişe ettim bugün. Yani hadem, hiçlik, zeval, fena, karanlıkları diyor. Acaba diye soruyorum kendime. Ölçüm neydi? Külliyat. Külliyata göre acaba ben doğru iş mi yapıyorum? Layka değil ki yap yapma göreyim. Bu üstü mücerret yani eşyayı eşyanın dışında akıl ve kalp bütünlüğüyle yorumlamak. Laikalarda öyle bir şey yok. Sana bana bırakmamış. Laika yap, onun için çok kolay ve çok rahat. Hiç yoruma kimse bırakmamış. Sakın ha, ben böyle anlıyorum laikayı olmaz. Laika öyle anlaşılmaz. Laika ne diyorsa öyledir. Anlaşılmaya fırsat yoktur. Öyle bir şey yok. Kim ben laikayı böyle anlıyorum diyorsa o laikaya muhalefet ediyor. Kesin layıka, mesela vaat-ı müselamat-ı zekâ. Ne anlarsınız? Namaz Osman? Namaz kesin kesin, zekâ kesin. Verilecek. Sen desin ki vallahi ya Rabbi de biz meşret edelim. Açık ifadelerde anlayışa yer yoktur. Esasatta, muhkematta, zaruriyatta, müselamatta yön yoktur, anlayış yoktur, farklılık yoktur. Neyse olur.
Ustad yapın demişse yapın. Mesela siyasete girmeyin, girmeyeceksin. Haber dinlemeyin, dinlemeyeceksin. Bu ben anlamam. Ha, onun belasını çekeriz. Uyarsan cennetine girersin dünyada. Uymazsan, Asın İmamı diyor ki uymazsan dünyanın cehennemine girersin. Psikoloji cennetine, cehenneme girersin. Ha, ister bu, ister uyma. Farklı anlayışlar olmaz. Ama bu öyle değil. Bu imana bahis değil mi? Evet. Onun için sorguluyorum kendimi kime kıyas edeceğim? Affedersiniz, Don Kişot gibi gidiyor. Ata bindim gidiyor. Lan ne yap acaba bu karanlık üzerine 5 saat çok mu şey yaptım? Yani ben de vicdan taşıyorum. Bir dakika, beni kim sorgulayacak? Ben biliyorsunuz şahıslar pek kaynak almam. Uyuyorsa alırım. Uymuyorsa kırmadan, dökmeden sana mübarek olsun kenara koyarım. Niye? Kendime ölçü yapmıyorum ki seni yapayım. Kendimden daha fazla mı seni seveceğim? Ben kendimi sevmiyorum da Ahmet Mehmet'i mi seveceğim? Ben kendimi ölçü yapmıyorum, kitabı yapıyorum da Ahmet'i, Mehmet'i, Ali, Hüseyin'i mi yapacağım? Yapar mı? Hakikat olacak. Tamam. Mecazın cevazı ise, bazen işte karanlığı işte dimağa nispet ediyoruz, zulmeti kalbe nispet ediyoruz zaten. Acaba doğru mu? Ya kardeşim o zaten ustad kendisi sadece söylüyor da dur bakalım diye. Mecazın cevazı ise, yani karanlık, dimağın bir yapısı, yapılanmalarından diyoruz, şöyle şöyle diyoruz da, buna ne kadar cevaz veriyor bize külliyat? Ne diye bakmıştım oraya. Belagatın şeriatı tahtında olmak gerektir. Yoksa mecazı hakikat ve hakikati mecaz suretiyle görmek, göstermek, cehlin istibdadına kuvvet vermektir. Yani belagatı uygun olmalı. Gidip de imani bir mevzuyu bir saat, karanlığı 4 saat ders yaparsan belagatı uygun değil işte. Başka bir hata. Atıf yapıyorsunuz. Evet, buranın izahı şudur. Buradan bir paragraf, bir cümle okudunuz. 10 dakika atıf yaptın. Olmadı. Belagat müsaade etmiyor. Kısa olacak. Kısa olacak. Atıf yaparken şuna dikkat edilecek. Başka şık yok. 2. O kısa olacak ve açık yerini okuyacaksın. Veya çok iyi hakim misin, dersine çalışmışsın, o mevzuyu biliyorsan, o mevzuyu bil mana nakledeceksin cümleyle. Çünkü hadisi bil mana caiz olduğu gibi Risale-i Nur'u bil mana nakletmek caizdir. Ama bil mana diyeceksin. Lisan'da şöyle geçiyor demeyeceksin. Çünkü aynı metnin ezberinde yok. Lisan'da şu manada bil mana. Yani oradaki anlaşılan bil mana ile kendimle ifade ediyorum diyeceksin. Tamam mı? Bunu ustad lemalarda yapmış. Rabbehu inni meseniye durru ve ente erhamur rahimin. Biz diyor Rabbi diyeceğiz. O Rabbine nida ettiği zaman biz Rabbim diyeceğiz diyor. Hatırladınız mı? Lemalar. Kaçıncı lemaydı? Evet. Demek ki belagat müsaade etmesi lazım. Belagat okuyan, okunan, karşıda olan, yani bunu üçlemeyi nazara alıp belagatın şeriatı, yani ölçüleri tahtında olmak gerektir. Yani okuduğum şey, girdik mesela konuya, mana hakikinin bir sikesi olmak gerektir. Tamam arkadaşlar, bu paragrafı koyacağız. Hadi bir atıf yaptık, hayda. Şey gitti, saat bir saat geçti. Ne diyor? Büyük faizlerimiz senin alimin muhakkik olmalı ki ta ispat ve ikna etsin. Büyük alimler? Vaizlerimiz. Ha, büyük vaizlerimiz? Hem alimin muhakkik olmalı. Hem alimin muhakkik? Ta ispat ve ikna etsin. İspat ve ikna etsin ve hem hakimi müdakik olmalı. Hakimi müdakik olmalı. Ta muvazene-i şeriatı bozmasın. Muvazene-i şeriatı bozmasın. Hem beli-i mutni olmalı. Beli-i mutni olmalı. Ta muktezaya hal ve ilcaatı zamana muvafık söz söylesin. Nizam-ı şeriatla tartsın. Böyle olmalı da şarttır. Ya sayfa kaçtı bana? 81 sonalı divan ahli örfü. Zaten belagatın devamı bu. Belagatın devamı. Ya. Yoksa
Bak, mecazı hakikat, hakikati mecaz suretine görmek, göstermek, celin istibdadına kuvvet vermekti. Ne olur biliyor musun yoksa ters? Yani gizli bir ima var, burada sarih var. Sarih var. Gidiyor sarihi almıyor, gizli imayı öne çıkarıyor, onu serişte ediyor. Mecazı sari yaptı. Sari de mecaz yaptı. Ne yaptı biliyor musun bu adam o zaman? Cehlin istibdadına kuvvet verdi bu adam. Mesela uygulama yapayım. Üstad Hazretleri diyor ki Mehdi gelecek diyor. Sari. Hatta biz kabirde olacağız diyor. 172 Sikri Tasri Gaybiye. 108 Kastamonu. Mektubat 59 ve 29. mektubun 7. kısmında da var. Yani çeşitli yerlerde gelir. Ve ayet-i kerimede geleceğini zaten Salih söylüyor. Risale-i Nur diyor, küfrün belini kırdı diyor, tamam mı? İcaz manevisidir diyor, manevi kılıçıdır diyor, tamam. Küfür ve diyor, manevi. Küfür ve iman manevidir. Yani insanların böyle bir kolu bacağı gibi değil ki küfürle iman. Elbette ki o tarafı kızacak. Ama böyle bir sarahat var, Mehdi gelecek. Sarahat var, İsa gelecek. Ha, İsa için dedim, ayet var dedim. Mehdi için karışık olmaz. Mehdi için peygamberimiz hadisi var, İsa için. Şimdi, İsa'yı geleceğini söylüyor. Ve aynen kendisinden sonra geleceğini ifade ediyor. Gelecek diyor, bekliyoruz. Beklemekte daha kizmi bir şey anlatmak için söylüyorum. Haklıyız. Tamam sen nerede olacaksın ustadım? Biraz karıştırdım ben. Biz diyor kabirde olacağız ve göreceğiz ve Allah'a şükredeceğiz oradan diyor. Kabirde olacağız diyor. Öyle değil mi? Şimdi örnek için söyledim. İsa için öyle. Şimdi burada sari var. Burada küfür. Küfrün belini kırdı diyor. Küfür manevi değil midir kardeşim? Küfürü kılınçla kesemezsiniz ki. Elbette ki küfür maddi demeyecek. Manevi diyor. İcaz manevisiyle. Tabii ki icaz manevidir, maneviyat manevidir, küfür manevidir. Tamam. Şuradaki sarahatı, şuradaki ima. Şimdi bu sarahatı yok ediyor. Bu imayı öne çıkarıyor. Yani imayı sari ima seviyesine indiriyor. Bu kim? Cehlin istibdadına itiyor milleti. Çok acayip. Bak abi bu ne diyor? Yoksa mecazı hakikat, hakikati mecaz suretini görmek ve göstermek, cehlin istibdadına kuvvet vermektir. Bak daha izah edecek. Çalıştığım için. Evet her şeyi zahiri hamlettire ettire, nihayet zahiriyun mesleki müteasifesini tevlid etmek şanından olan meyli tefrit. Ne derece muzir ise, öyle de her şeye mecaz nazarıyla baktıra baktıra nihayette batiyun mezhebi batılasını intihac etmek şeninden olan hubbu ifratı dahi çok derece daha muzirdir. Gördünüz? Bir de okuyayım. Yoksa mecazı hakikat, hakikati mecaz suretinde görmek, göstermek, cehlin istibdadına kuvvet vermektir. Evet. Her şeyi zahire hamlettire ettire, her şey budur. Zahir manası budur. Diye, batın mezhebini hiç nazara almamak, batın manasını hiç kale almamak, nereden çıktı canım? Bunu nereden şey yapıyorlar, uyduruyorlar? Her şeyi zahirine hamlettire ettire, ne olmuş? Nihayette, zahiriyun mesleki müteasifesini tevlid etmek şanından olan meyli tefrit. Bu ne olur? En son zahiriyun mezhebi çıkıyor. Mezhep. Mezhep derken bizim ehli sünnetin o şafiyanefi değil. Kişinin cemaati veya kişinin kendisi tefrittir bu. Her şeyi zahirdedir. Bu ne demişse budur. Bu Vehhabilerde çoktur. Bu tipler buhran geçirir. Nasıl geçirir? Oku diyor.
Okuyunca her şey zahir ya. Zahirde ne yazıyorsa oysa. E bitti de kardeşim. Bitti de kardeşim. Kur'an'da da öyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Yüzde aynı şey. Vehhabiler de öyle diyor. Her şeyi zahirine hamd ettire ettire nihayet zahiriyun mesleki müteassifesini tevlit etmek, doğurmak, şanından olan meyli tefrit. Meyli tefrit çıkıyor. Bu ne kadar muzir ise, her şey bu. Ne demişsin zahir? Allah Allah, batını var ya. İlm huruf çıkmış, ulema-i huruf var. Lamdın, elifin, vavın manası ne? Bir ara meşgul oluyordum, baktım baş döndürücü alemler. Hemen. Tövbe çekerek çıktım oradan. Harflerle meşgul olmaya bir kalktım. Buna delilim şudur. Oradan zaten benim bana koridor açıldı. Sakın açılır diye ben böyle maillerde geliyor abi şöyle bir çalışma yapsak. Uyarıyorum bu ders vasıtasıyla. Vesvese de yaptım. Vesveseyi araştırırken ek. Aynı şeyin tekrarı. Zel-zel-e. Ser-ser-i. Tamam mı? Zel-zel bir şeyin tekrarı. Tamam mı? Ves-ves. Şeyin tekrarı. Ben şimdi dedim ya bunun dibine bir gireyim. Bu işin gireyim. Bunun ağzını burnunu kıralım bu adamın. Bunun dibine gireyim dedim. Ves-ves var ya iki kelime. Vav-vesin. Ves-ves. Tekrardır. Fazla şey yok. E. Ves-e olsa, ves-vese olsa aynı. Tekrar demektir yani. Yemek yemek gibi. Vav-a ve sine girdim. Vav ve sin. Vav'a bir girdim. Belki mübalağasız 6 ay mı? Vicdanım diyor ki hayır. En az 8 ay. Vav'la sin'le 8 ay vermişim. Ateş harf mıdır? Ateş midir? Toprak mıdır? Su mudur? Buhar mıdır? Dima mıdır? Vicdan mıdır? Kalp mıdır? Ruh mudur? Eylem midir? Arş mıdır? Lef-i mahfuz mudur? Arş-ı azam mıdır? Kürs müdür? Tamam. Dişi midir? Erkek midir? Hattun, zahrun, battun, hattun, mutalanun, sucunun, gusunun. Bunlara hep meşgul ol. Sonra ne oldu? Ama ya Rabbi. Ha, Kur'an okuyacağım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Lamlam, hamlar. Birbirine girdi. Alemim. Ustad durdu mu kardeşim bunun üzerine Hasan? Yok. Koydum ki. Ama ben fatura ödedim. Siz ödemeyin. Kardeşim sen Risale-i Nur ne demişse ona kanaat et. Etmeyince Allah böyle belamı veriyor. Bel'a. Ben kanaat ettim diye abi zaten. İşte etmeyince bak bir ne diyorum? Başım döndü. Sineye söylüyor. Sonra beden diline meşgul oldum. Niye? Gözler niye böyle simalar, burunlar? Bu ne kadar büyük, ne özeli var bu nefran. Ondan sonra bir sürü bela aldım başıma. Gelenlere yapısına göre davrandım. Olmadı işte. Afak terekül pisliğe benzer. Aynı kadar. Ne yaptı işte az kaldı beni. Arkadaşlar bunu ben size bir nimetim inanın. Bak mazi müstakbele taşıyorum 78'li insanım. Yolculukta 78-79'da. Bir de başka. Ben böyle şeyleri paylaşıyorum. Çoğu insan paylaşmaz. Paylaşıyorum sizinle. Haletimi paylaşıyorum. Kuyumu paylaşıyorum. Takdir edilecekler. Hiç umurumda değil. Tenkit edecekler. Hiç defterimde değil. Bak bunu niye diyeyim ki? Bak ben kuyuya indim. Niye desin adam? Böyle bir ders olur mu? Der mi adam? Niye desin ya? Haklı. Benim gibi manyak değil ki. Ha, ben diyorum ki size sakın ha veya bu işte meşgul zinhar. Meşgul olma kardeşim. Bir kere bu acayip bir ilimdir. Her harf ateş, su, toprak, buhar. Hangi harftir? Vav hangisidir? Hangi unsuru temsil ediyor? Saat bir baktım benim harfim. Oo gir içeri hayda. Buhar. Onun için bir baktım faydası olmaz değil. Niye burnum patladı? Niye alerjim oldu? Ruhum cesedime uymuyor. Dönem. Kendisi bu sefer başka şekilde kendisini ifade ediyor.
Yani ceset yetişmiyor. Şey için söylemiyorum, ceset yetişmiyor. Toprak olsa, peki size bir özür dilerim, hakkınızı affedin de helal edin. Başka bir şey söyleyeceğim, zihniniz karışacak ama belki birilerine faydası olur. Bu harflerle insanın karakterini tespit edip evleneceği kişinin hangi cinsten olacağını da tespit ediyor. Mesela buharlı birisi muvazeneye gelebilmesi için toprak tipinden bir kişiyle evlenmesi lazım. Evet. Bunu buraya indirmesi lazım, yere çakması lazım. Buharla buhar evlendi mi vele dalin amin. Ateş ateşle evlendi mi löküm dünüküm eli yedin. Ha? Tamam ama bir tane demiyor ki. Din diyor, nesep diyor, sanat diyor. Tamam mı? Ama dikkat edersen dini ikinci derecede koymuş. Birincisi farklı. Konuşturma beni. Din ikinci sırada. Küfürde din ikinci sırada. Şaşırdın değil mi? He? Yani konuşmuyoruz, şey yapmıyoruz ki ortalık biraz velveleye verilmesin diye. Çünkü evlenirken, bunu silersiniz de. Evlenirken ilk önce nurculuğu alıyor, adam nurcu nurcuyla alıyor, bak başına bela oluyor. Adam nur, dini ve şahsi, çarşaflıdır, sakallıdır veya bu işte nurcu kardeşimiz temizdir. Bunu alıyor, ötekileri pek kale almıyor, bak bela oluyor. Bak size söyleyeyim. İlk önce din değil. Ha? Ne? Siret de değil. Siret, sireti, siretin dışa vuruşu. Değil, değil. O siret bir şey, bir sıfatı. Okuyun ya. Ha? Bak yeni göstereyim. Risale-i tuhaf değil mi? 197 bak. Ne oldu şimdi bak? Ha? Öyle değil mi? Bu küfür en mühimidir Diyanet noktasında diyor. Tabii ama bak şimdi. Bak okuyayım. Şeran koca karıya küfür olmalı. Yani birbirine münasip olmalı. Diyanet demedi. Küfürü münasiplikle söyledi. Bu küfür ve denk olmak en mühimi Diyanet noktasındadır. Evet. Aynı teslim et. Kardeşim, Araplarda şöyle bir şey var. Adam anlatıyorsun. Diyor, naam. Naam. Tamam. Naam. Sen de zannediyorsun ki adam konuşuyor. Hepsi onayladı. Sonunda diyor ki, velakin. Hayda. Şimdi ne kadar onayladın? Bir şey söylüyor, bütün o yarım saatte anlattığın gitti. Bak, naam, aynen. Değil mi? Asr-ı Müceddidi, ulema demiş yani Diyanet. Peygamberimizin o hadisini. Ama bir hadise bakarken bütünlükle bakılıyor. Ne mutlu o kocaya ki kadının diyanetine bakıp taklit eder. Refikasını hayat-ı ebediyede kaybetmemek için mütedeyin olur. Bak, neredeydi? Buraya göre abi ikinci derecede mi kaldı Diyanet? Yok bak şimdi burada ikinci derecede şu. Onu sarih göstereceğim. Ne mutlu sarih. O kelimeyi görmem lazım. Küfür karaca birbirine münasip olmalı. Küfür ve denk en mühim Diyanet noktasının küfür olmalı. Yani münasip olmalı. Seciyeten diyor. Seciye diyor seciye. Nerede o ya? Seciye diyor. Birinci derecede seciye. Sonra Diyanet. Bir bakın bakalım seciye nerede? Küfür ve denk olmalı. Çok ilgimi çekmişti. Ben de görmüştüm. Diyanete bakıp takdir eder. Yukasına ayet edersin. Seciye diyor. Seciye. Karakter. Çünkü yılan su içer. Yediği su. Temiz. Çıkan zehir. Arı da su içer, bal akıtır. Seciye. Seciyi bulun. Bilin evvel neredeydi ya?
Buradaydı ben ölçü asalya katevgat. Seciye. Seciye söylüyor. Kadının diyanetine bakın. Seciye bir şeye bakın taramada. Burada olacak. Bak, kadının kocasının diyanetine bakıp evliliği arkadaşını kaybetmeyin diye takmaya girer ve erkeğin sağlayan kadının evliliği kaybettirecek o sefahata girer. Ne vetmaktır o kadın? Binler verir bakın. Kariyer küfür olmalı, yer bir münasip olmalı. Küfür denklik olmak en mühimi. Mühimi, diyanet noktasında ne oldu? Seciye diyor. Seciyeten, acaba burada mı okudum bu şeyde? Bu 20... Bir tane seciye var abi ama tam 200'de. 200'de miydi? Fakat bazı cereyanlar da o kuvvetli ve kıymetli seciye işaretlerine diyor. Yok. Şimdi okurum değil, bak işte ne yaptık? Dersimizi başka mecraya götürdü. Ondan sonra hemen çıkmamız lazım bu işten. Onu seciye dinleye emir daha diyebilir mi abi? He? Seciye dinleye. He. Seciye dinleye. Seciye ağır diyor. 21 miydi? Emir damı getirmesi lazım. Yani ben size göstereceğim. Onu konuyu dağıtmayayım. İlk önce burada bunu söylüyor. Başka bir yerde bunu şerh ediyor. Burada icmal ediyor. Bunu tafsir ediyor. İlk önce seciyeten, sonra diyaneten diyor. Seciyeten. Münasip olmalı. Neyse onu şey yaparız. Şimdi bozmayalım bunu. Yoksa, oraya okuduk, her şeyi zahiri hamlettire ettire, nihayet zahiriyun mesleki müteassifesini, yani mesleki müteassif ne demek? Yoldan sapan. Yani kaybetmiş ölçüyü, mesleki müteassifesini tevlid etmek şanından olan meyli tefrit. Yoldan çıkarmaya vesiledir. Her şeyi nereye hamlediyor tefrit? Her şey zahir. Vehhabiler de öyle değil mi? Ne diyorsa o. Yedullah diyor, Allah el gibi düşünüyor. Veçullah diyor Allah'ın yüzüne. Yüz diye düşünüyor. Cerbeze gibi mi? Yani cerbeze değil yani. Cerbeze zahiri değiştirmek. Gözükeni farklı mecraya koymak. Cerbeze ifrattır. Bu tefrit. Muzir ise de, bu muzir değil mi muzir? Muzir ise öyle de her şeyi mecaz nazarıyla, yani cerbeze mecaz, yani sarihi mecaz. Baktıra baktıra ne mezhebi çıktı? Nurculuğun içinde mezhep çıkıyor. Nurculuğun içinde mezhepler var. Ne mezhebi var? Zahiriyun mezhebi, ehli tefrit. Her şeyi mecaza hamlettiriyor. Ne diyorsa o. Başka mana mertebesi yoktur. Nereden çıkıyor ya? Olur mu bunun derinlikleri? Başkasının tenkidi de diyor. Kendi kararında kalmıyor. Bu yoldan çıkıyor. Mesleki müteassife yoldan saptırıyor, sapıyor. Bu tefrittir. Vasat, ifrat, tefrit. Demek ki ifrata gelelim. Bu ne kadar muzir ise ifrat da bunun kadar muzirdir. Ne yapıyor? Her şeyi mecaz nazarıyla baktıra baktıra, yani bu kelime böyledir ama aslında bunun mana mertebesi başkadır. Yani zahiri manayı kale almadan zahire zıt mana vermek. Veya onu ortadan kaldırıcı mana mertebeleri varmış gibi söylemek. Baktıra baktıra nihayet batiniyunun mezhebi batılasını intaç etmek şanından olan hubbu ifrat dahi çok derece daha muzirdir. Bu layıka için mi geçerli peki? Mani, mani şeyler için. Hepsine geçerli. Mesela evde de öyle. Mesela şöyle yapalım. Ben çok fıtratım şeye kayıyor, psikolojiye, sosyolojiye.
enfus ya. Onun için bu dersler beni dengeye getiriyor. Mesela zahirde bir şey var, 50-60 ortalama, tamam evde. Yani gidip başka şeyler çıkartıyorsun şimdi. Bunlar şunu kastettin diyorsun mesela. Başka, zahiri şeriata göre kolunu yıkadın, yıkamamışımdır. Ne oldu? Zahiri kaldırdın, batınıyla meşgul. O da nedir? İfrattır arkadaşlar. Şeriat, yani şeytan ifrattır. Nefs-i emmari tefrittir. Bak şimdi, abdest aldım yok diyorsun. Şeytanın özelliği varı yok etmekti. Vücudu Adem'e dönüştürmek. İfrat da öyledir. Var, olmamıştır belki diyor. Bu da çok müzirdir. Daha müzirdir. Hatta daha müzirdir bu. He, vasatı ne yapacağız? Merak ettim şimdi, nasıl kızı? Mehmet ne diyor? Merak ettim, nasıl olacak diyor. Nasıl olacak iş? Allah Allah. İşte dershane, yani muvazeneli adam çok azdır. Adam bir bakıyorsun, tevhidde zirve, haşirde zirve, layıkada dipte. Layıkada zirve, imanın mevsimleri de aşağıda. Dershanecilik yapıyor. Gidiyor çocukları psikolojisi bozuyor. Evlenmek bilmem nedir diyor. Bir sürü çocukların psikolojisi bozulmuş. Evlenme halinde bulunuyor. Çocuklar da evlenemiyor. Bir sürü çocukların hepsi psikolojisi bozulmuş. Yani böyle, niye bunların böyle pat diye oradan oraya atlıyorsun Hasan? Böyle ben konuşurken siz beni dinlemiyorsunuz. Nerelere gittiğini biliyor. Böylelikle verdiğim insanı birisi tamir ediyor. Ya erkek gibi değil kız. Kızlar dershanede kalıyor. Bak bu konuda dengesize bak yani. Dengesi var. Evlenme halinde bulunuyor abla. Oradaki çocukların evlenmenin halinde oluyor. Evlenemiyorlar. Hep çoğusun %90, %100'ün hepsi psikolojisi bozulmuş. Ne yapacak o? Bugün yaşıyor çocuk. Şey kız çocuk. Onun babası var, abisi var. Bugün onu koruyor. Yani kimsesi olmayacak. Kim koruyacak? Erkek gibi midir? Benim şu anda annem babam yok. Akrabam yok. Hakikaten yok. Hepsi bitmiş ya. Benim alakalar yok. Ben öyle miyim? Yani misal ya, nasıl muvazene olacak? Bir bakıyorsun acayip insanlar ya, acayip. Bu asır garip ya. Bir konuda zirve, bir bakıyorsun dipte, öteki tarafta dipte. Gidiyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'ne taraftar olmuş. Gidip de çıkmış oyu atıyor, burada ders yapıyor bir de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aleyhinde, rejimin aleyhinde, yani insanların takva yaşaması için cemiyetin aleyhine takva dersi yapar. Bu cemiyeti tevlid eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemalizm rejimine oyla destek verir. Acayip ya, böyle garayip. Takkeyi koyuyorum böyle ya, hiçbir şey anlamıyorum ya. Yani bu cemiyetin takva yapalım, cemiyete karşı günahlardan kurtulalım diye ders yapıyor. Bu cemiyeti tevlid eden Kemalizm'in siyasileşmiş Cumhuriyet Halk Partisi'ne adam destek veriyor, sen devam et diyor. Ama geliyor takva dersi yapıyor şimdi. Ne yapacağım ben şimdi? Birbirine girmiş. At iziyle it izi birbirine karışmış ya, böyle bir asır. Kisbesi karışmış. Tamam, evet, aynı dükkanda satılıyor kisbesi. Muvazene çok önemli ya. Hakikaten takvalı, çarşaflı falan yetiştiriyor. Bir bakıyorsun çocuklar psikolojini bozmuş. Kız çocukları ne zamana kadar kalır? Ya eğitim, evlenecek, nasibi çıkana kadar. Yuva kulağına kadar, tamam mı? Zariri şeriatı, Risale'nin anlayacak kadar, çocuğunu yetiştirecek kadar fıkıh ve imani ders, Risale'nin anlayacak kadar lukatını çözsün, kendisine ait özel ilmi hali bilsin, tamam. Nasibi çıktı, evlenecek kardeş. Yarın bunun babası ölecek, abi söyleyecek, kimsesi yok. Ne olacak ya? Onun bunun ellerinde şimdi. Abi ne yapacağız diye telefon ediyorlar. Benim ne bileyim. Onu bu hale getiren ablası kimdi yani? Onu evlenmeyeceksin diye psikolojisi olsa kim? Gidin ona koyun. O baksın şimdi. Yani denge acayip bir şey ya. Arkadaşlar, Hasan abimiz niye bunlara giriyor? Niye bu mevzulara? Niye böyle bir misal verdi? Demeyin. Anlıyor musun? Şefkatliyiz, kucaklıyoruz. Böyle şeyleri çözümle. Nasıl çözümleyeceğim kardeşim? Çözümle deyince de şimdi bari onlar bitmiş diyelim. Bari arkadan gelenler yapmasın diye bizi de dinleyenlere, itimat edenlere diyoruz ki bu yanlıştır. Çocuğunuzu da vermeyin öyle yerlere. Verme arkadaş. Evde bak.
Gönderme ya. Ve öteki tarafa bakıyorsun, Cumhuriyet Halk Partisi'ne şey vermiş. Ne acayip bir şey ya. Anlıyor musun? Ha, böyle bir infak bitiyor. Mozaik bir adam. Bir bakıyorsun ki uçuyor, kaçıyor, alıyor. Bir bakıyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin destekçisi. Hatta başkası biniyor lan abi. He? İşte emare biniyor. E tabii. E bakıyorsun ki bak alim Fazıl diyorsun, hoca diyorsun. Öteki tarafta Kemalizmin ne olduğunu benden niye biliyor? Tamam, benden niye biliyor? Ona destek veriyor. Bir bakıyorsun iman, bir bakıyorsun kafir. İmanla küfür bir araya gelirse o ki insan nedir? Kafirdir. Haramla farz. Farz da haram. Çatışırsa neyi terk edin diyor? Farzı terk edin ta ki haram işlemeyin diye. Farzı ortadan kaldıran haramdır. Haram işlememek için farzı terk edin diyor. Adam din adına kafiri desteklettiriyor ve din. İşte bu işte de bu. Bu. Muvazen. Bunun adı muhakeme. Diman bütünlüğü demek. Yani bunu okuyan muhakimatı bir eline metre, bir elinde kantar koyacak, öyle söyleyip yapacak. Ben de niye atlıyorum, onun da gerekçesini söylüyorum. Bu misal, o misal, o misal. Bu toplumsal ciddi bir sorulara ve ihtiyaca muvazenesizliğe cevap olsun diye söylüyorum. Acayip bir şey. Peki, ne yapacağız? Vasata gelelim. Haddi vasatı gösterecek. Altında yazıyor. Açtın muhakimatını. Ha bak burada de heyecanlandı tabii. Merak değil mi? Ben de çok merak ettim. Kurban olayım. Buna niye ihtiyaç duydum? Ona karanlık hakkında 5 ders yapıyoruz. Miraç hakkında 2 tane. Ha? Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Ya bak şimdi. Beni sorgulayacak külliyat. Ne mutlu ki bunu kendimizi buna sorgulattırabiliyoruz. Ne demişse gireceğim. Hattı vasatı gösteren, ifrat ve tefriti kıracak, yalnız felsefe-i şeriatla belagat, yani felsefe-i şeriat şu, hikmet-i şeriat demektir. Hikmet. Felsefe-i şeriatla belagat ve mantık ile hikmettir. Bu üçünün felsefe-i evet. Şeriat. Belagat, mantık, hikmet. Evet. Altına şöyle diyor. Evet, hikmet derim. Çünkü hayr-ı kesirdir. Şerri vardır fakat cüzidir. Fenler var ya fenler. Usulü müsellemedendir ki, şerri cüzi için hayr-ı kesir tazamun eden emri terk etmek, şerri kesir işlemek demektir. Mesela uygulayalım. Usulü müsellemedendir ki, yani şeriatın temel ölçülerinden, ilmi usulü din diyoruz yani, usul dini, usul. Mesela bir fıkıh var, bir de ilmi usulü fıkıh var. Fıkıh var, bir usulü fıkıh var. Hadis var, usulü hadis var. Tamam mı? Tefsir var, usulü tefsir var, usul. İlmi usulü din de kaydedir ki, şer-i cüz'i için hayr-i kesir terk edilmez. Mesela evlenmekte hakikaten şer-i cüz'iler var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında bu adam bir adamı tercih etmek şerleri var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne nispeten şer-i cüzidir. Bu şer-i kesirdir, şer-i azamdır. Yani evlenmemeye göre evlenmek şer-i cüzidir. Evlenmekte karşılaşacağım bir sürü şerler var. Haramlar olacak. Ama evlenmemekten ortaya çıkacak korkunç şeyler var. O daha büyük. Yani tercih edeceğiz de tamam nereye göre tercih, tamam koy şunu şunu bunu gösterdin dediğin doğru. Peki evlenmemekten hasıl olan neticeleri neyle telafi edeceksin? Ustad da diyor ki şerri cüz'i için mesela ustad şöyle misal veriyor. Yağmur çamaşırını ıslattı. Ateşe elini soktun yattı. Şimdi yağmura ve ateşe şer diyebilir misin? Şerri cüz'isi varsa da hayrı kesirdir. Şer-i cüz'i için hayr-i kesiri tazamun eden emri terk etmek, şer-i kesiri işlemek demektir. Yani küçük şer'i
o işlemeyin diye büyük şerleri nazara almamak, büyük şer yapmaktır. Şuraya bak. Ne yapacağız üstadım? Ehven-i şer'i ihtiyar elzemdir. Ehven-i şer. Yani şerdir ama ehvendir. Bakın hayrı değil ha. Hayrı demiyor. Hayrı ehven-i şer. Şer yani şer. Birisi parmağı kesiyor, birisi kolu kesiyor. Yani şu. Şuna göre bu. Bir de bakar mısınız elime? Bak. Şuna göre bu. Bu değil bu. Bir daha yapıyorum. Bu değil bu. Ama hayrı mutlak yoktur eylemde. Hayrı mutlak, şerri mutlak şudur. İkisinin ortası mevcuda. Hayrı mutlak imandır, şerri mutlak küfürdür. Dünyadaki hayrı mutlak imandır, şerri mutlak küfürdür. Dünyadaki her şey, her eylem bunun ortasıdır. Çünkü alem-i kevni fesattayız. Yani mutlak kusursuz, hatasız, günahsız bir fiil pek olamaz yani. O derse gideceksin, astıyoruz günah. Ama gitmesen toplum yok olacak. Uçağa, yurt dışına gidiyorum, camiye bir ay Ramazanlık vaazı yapacağım. Risale'yi anlatacağım, psikoloji anlatacağım, teravihlerini kıldıracağım. Bana ihtiyaçları var, yurt içi olsun. Ama uçakta hostese denk geleceğim, yolda denk geleceğim. Bunları ben nazara alınca o zaman bu hayrı da terk etmem lazım. Bu şerdir. Şerri cüzi için hayrı kesiri terk edince şerri külli olur. Bir şerri cüzi yapmamak için şerri külli yapıyorum bu sefer. Sahabe mesleği bu olsa ya. Evet. Efendim abi. Karşıdaki hayrı benim gideceğim yer mesela. O da cüzi şer olacağını da bileceğim. Yani olabilir çünkü bu alemi kemli fasattayız. Mesela almaya giderken ben almaya giderken yani bir şerri cüzi gelecek yani haram göreceğim. Yani bu, oraya gitme cüzi oluyor. Yani orada giderken göreceğim günahlar şerri cüzi oluyor. O cüzi oluyor değil mi? Şimdi niye gireceğim o konu için? Ha bunun için. Ama vallahi ne yapayım şimdi? Bak şimdi. Ne yapayım ben? Ya bir İspanya yapayım. Bir Almanya yapayım. Niye gidiyorsun? Gezme. Olmaz işte. Çünkü hayrı kesirin yok. Göreceğin haramları bir derece rahmeti celbine vesile olacak hayrın nerede? Bu bir tek yurt içi değil yani. Ben her taraf için diyor. Mesela diyelim ki dershanede adam kalmış. Şimdi adam yani vakıf. Sizi söylüyor. Ben de bir derece artık bana biraz çıkmak işkence gibi bir şey sıkılıyorum. Sizi de düşünüyor. Denize gitmek istiyorsunuz. Tamam. Haklı olarak tabii. Gençsiniz, 20 yaşında, 30 yaşında insanlarsınız. En fazla kim? Ya, Resul yaşlıdır herhalde. Değil mi? Murat mı? Kaç yaşındasın? 33. Yusuf? 33. Yusuf, şey, sen? 29. Evet, sen işte acıydı. Şu işlesiniz. Şimdi denize gideceksiniz. Kimsenin olmadığı yer. Tamam. Ama giderken aslında, şimdi ama dershanede patlayacağınıza ona bunu zarar vereceğinize, dershanenin ayetine zarar. Gel kardeşim şerri cüzi olsun. Haram ama hayrı kesir. Yani büyük bir neticeyi düşünüyoruz. Yani kısacası ehven-i şer ihtiyar edilir. Yani bu kitabı girişin yeni hadiselerle dolduruyoruz, izah ediyorum. Abi bunları neyle giriyorsun? Peki ben bunu ehven-i şer'i neyle izah edeceğim? İrfan? Gündemden gelen konulara göre ama. Tabii ya çünkü hem gündeme ışık tutacak, hem merakımızı çözecek, hem de bu çözülmesi lazım. Bizim şu an kimse karanlık yaptık ya. Bizimki ehven-i şer nedir o? Hangi sana oldu? Karanlık dersi yaptık şimdi biz. Ha şimdi diyelim. Bak ehven-i şer şu. Şimdi biraz fazla durduk belki. Misal daha şey yapmadım da. Karanlık durduk. Külliyatta. Diman mertebelerinde, tahayyülde karanlık aradık, tasavvurda aradık, taakkulda aradık, tasdikte karanlık aradık, izan, iltizam, itikat, vicdan, kalp falan tamam aradık. Ben burada şunu da göstermek istiyordum. Bu karanlık ve zulmet dersi yap. Yani Risale'nin orada bir şey okuda gidelim bir şey değil yani. Değil, lugata bile girmeyen kelime karanlık, herkes bilindiği için lugatta bile yok. Onun hakkında biz 5 ders yapıyorsak, ve bu dersi araştırmak için 1-2 hafta, 3 hafta veriyorsam karanlığa,
Risale-i Nur'da hiçbir kelime kaşır yoktur. Bildiğim zannettiğin şey cehaletini gösterendir. Cehaletini örtüyor. Cahilsin. Ben de cahilim, sen de cahilsin. Karanlığa bile lügata bakmazken git araştır şunu. Usulü Musselleme. Usulü araştır bir kelime. Bakayım çıkabilecek misiniz altında? Hadi çık. Ya çıkamadın yani. Girmeyen, daha lügata girmeyen bir kelime. Risale-i Nur'da kışır yok. Kışır var diyen kendisi kışırdır. Ben bitirdim, okudum diyen kendisi bitmiştir. Hadisi de zikredeyim, sözü aşina aldım. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, tamam insanlık bitti, tamam her şey bozuldu falan diyen kendisi bozuldu, bitmiş. Bir mana. Evet abi. Bizim şimdi yaptığımız vasat mı oldu? Vasat hangisi? Tabii risale, yani şu. Belki 5 saat yaptık, biraz ifrat şey yaparak, şey tefrit ederek, yani tefrit mi ettik veya ifrat, biraz fazla yaptık. Cüz'i dahi olsa, neticesi imana taalluk ettiği için, Risale-i Nur'a taalluk ettiği için hayrı kesildir. Risale-i Nur'da böyle bir gizli şeyler var. Evet, gizli, yani zahiri bildiğimiz şeylerde ne kadar mana var. Bunu ben bu dersi şöyle seçtim. Ben hem kendimi sorgulayayım beraber, hem sizin yanınızda kendimi sorgulayayım, hem de yaptığım bir şeyi, ben yaptım, size de örnek olsun, gelecekte bir dershanelerin başında olacaksınız, böyle kendinizi külliyatta sorgulayacaksınız. Yani böyle ata bindim, ben gidiyorum, külliyattan değil mi? Öyle ama belagat uygun mu? Muktezeyan. Adam trafik kazası geçirmiş, kurda haş olmuş bedeni, doktor ne yapar? Beyine ve kalbine müdahale eder. Sen diyorsun, doktor bey dur. Ne oldu? Kalbi, kafayı bırak kardeşim. Yanlış kaynama yapar, ayağını düzelt. Kemikler yanlış kaynama yapar. Bu nedir? Bu aslında Risale-i Nur'a bakmamak, diğer cemaatlere meşgul olmak, trafik kazasında kurda haş olmuş bir insanın akıl ve kalbini bırakıp ayağı kırılmış ayakta tamiriyle uğraşmak gibidir. Aynı böyledir. Belki kızacaklar bana ama kızarsan kız kardeşim, doğru değil mi? Sonra ahirette demedi deme. Çünkü aklen kalben perişan bir vaziyet olanın amelini düzeltmeye çalışmak beyhudedir. Adam düşüncede, itikatta sorunu var. Düşüncede sorunu var. İnançta sorunu var. Sen çarşaf giy diyorsun. Sen namaz kıl, sakal bırak diyorsun. Sen şunu çek diyor. Tövbe al diyorsun. Rüya göreceksin. Rüyalara inisar ettiriyor. Şeriat rüyaları yasaklamış ya. Sen rüyalarda hakikatin kaynağı yapıyorsun. Rüya gördünüz mü? Rüyalarla amel ediyor. Şeyh'im rüyada şöyle gördüm. Rüyalarla amel edilmez. İmam-ı Rabbani söylüyor. Rüyalara itibar. Ben ne geceyim, ne geceyi sevenlerdenim diyor. Ve geceyle meşgul olan ne uykuyla alakam var diyor. Rüyalarla alakam var diyor. Sen de rüyalarla ölçü yapıyorsun. Şeriat rüyalarla ölçü yapmayın. İmen etmiş. Sen de din namına rüyalarla hareket ediyorsun. Ne yapalım şimdi? Ne garip bir alemdeyiz ya Rabbi. Bende mi manyaklık var? Bu insanlar bir şey olmuş. Tuhaflık var. Acayip bir şey. Hayrı mutlak nerede göreceksin? Efendim şöyle ihtiyar edilir. Ama abi şu. La kardeşim buna göre bu işte. Bunu yoksa kalbimize koyduğumuz değil ki. Bu tercihtir. Takdir değildir. Efendim şöyle maddesi o demektir. Bunu tercih etmek, kalbe koymak demektir. Hayır. Tercih değildir, takdirdir. Yani bu değil. Bu da değil. Bu. Bu kayda başka yere var mı acaba? Başka üstadın araştırması yapmış mı? Bu şeriatta kaydı var. Var değil mi? Tabii usulde var. Ben mecellede okudum. Mecellede var. Hayri şeri kesir için şeri cüzi tercih edilir. Hayri kesir için şer-i cüz'i tercih edilir. 12. de şeriatta şeyde var. Onun mecellede kaçıncı madde olduğunu unuttum ama 24 mi neydi mecellede, kavaydı külliyede var. Şeriatın anayasasında var. İhtiyar edip elzemdir. Evet, eski hikmeti hayri az, hurafatı çok. Ezhan istidatsız, efkar taklit ile mukayyet vesaire devam ediyor. Ben burada uygulamalı yukarıda şey yaparsak, arkadaşlar
Risale-i Nur okurken bunun bir kaynağı var, Esma. Hakayke şey sabitetun. Her kaynağın, her şeyin kaynağı var. Bu. Bu manay hakikidir, Esma'dır. Buradaki kelimeler kalıptır, gözlüktür. Yani ustadın tabiriyle şu, pencereden kafayı çıkartmak veya fotoğrafla çekilmiş kartpostal. O kartpostal için kelebek var, çiçek var, ağaç var, deri var, deniz var, taş var, bir şey var, tamam mı? Kelam budur. Bu kelam, geçen kelamı, ehvenüşer diyelim, kelimesi. Buradaki manaya göre buraya mana verilmesi lazım. Yani bu kelama verilen mana bizi buraya taşıması lazım. Buradan koparmaması lazım. Burası neyle ilgili söyle? Manay hakiki. Ona uygun olmalı. Burası manay hakiki. Burada peki bu nereye göre şey yapacağız? İfrat ve tefritten azade olarak. Birincisi usulü şeriata uygun olmalı verdiğimiz manayı. Şeriat onu reddetmemeli. Tamam mı? Yani hikmet dediğimiz. Hikmet, yani şeriatın hikmeti. Şeriat reddetmemeli. Tamam mı? Şeriata zıt olmayacak verdiğimiz mana. İki, belagat kabul edecek. Üç, mantık kabul edecek. Hikmeti şeriat. Yani buradaki açılım var mektubatta. Mantıklı bir ak değil mi? Yani akla hitap etmesi lazım. Akıl reddetmemesi lazım. Sonra şeriat kalbi ve amele zıt gelmiş. Şeriat iki ayağı vardı. Ameli ve itikadi cenahları. Şeriatı okudum biraz önce mektubattan. Ameli ve itikadi cenahları yani şeriatın, dinin yani edile-i şeriat, kitap, sünnet, icma, kıyas. Buraya zıt olmayacak. İki. Akla zıt olmayacak. Üç, çok önemli. Konuşan kişiyle konuşulan kişi ve mevzu mutabık olacak ve buraya dışında olmaması lazım. Mesela diyelim ki hadi arkadaşlar maç konuşalım. Burada olmaz. Belagat olmadı. Belagat neydi? Muktezai hale mutabık hareket ve söz sarf etmek. Ben bir şey de ekliyorum. Muktezai hale uygun hareket etmek, söz sarf etmek, hareket de olur. Askeriyette de mutabakattır bir anda. Ne diyor? Muktezai hale mutabakattan ibaret. Evet, mutabakattan ibaret. Çok güzel işte, daha cami o. Vesaire. Bak bir yerde icma. İşte onu eylem olarak ben size gösterdim. Dedim ki, İsa meselesi çok gündemde. Metni meselesi çok şey. Benim için şey gelmeyecek, efendim, ne diyorlar? Mehdi gelmedi, ustadı Mehdi'ni inkar ediyor diyor. Allah'tan kork, yarın rüzum aşırıda nasıl çıkacaksın karşıma? Kimse ifra, kimi tefri tabii. Diyor. Mesela benim için, mesela diyor bazılar, felsefecidir. Kimisi tasavvufçudur, ben de şaşırdım hangisi olduğumu. Ben Nurcu'yum kardeş, rahat ol. Şimdi mesela Mehdi diyor, ustad gelecek, tamam mı? Küfür diyor manevidir. Örnek verdim size. Bir tanesi ifrat, bir tanesi tefrit yani gibi. Oysa burada söylüyor, zahiri ifadeyi aynen kabul edeceksin. Bu böyledir. Ama burada kalmayacaksın. Mana mertebesi var. Seni bir yerlere taşıyacak o. Tefekkürle bu. Tamam. Mesela eylem itibariyle başka örnek vereyim insanın dışında. Afaki tefekkür ederken fen felsefeyi, yıldızların çapı ne kadardır? Amerika tavukları ne kadardır? Bu nedir? İfrattır. Hiç meşgul olmamak fenlerle. Ya bırak. Sanki haram iş gibi. Ya bırak matematiği ya fiziği falan. O da tefrit. Yani güneşin çapı ne kadardı? Saniyede ne kadar patlama yapıyor? Sineğin çapı ne kadar saniyede veya dakikada kana çıkıyor falan. Bunlar ifrat. Tamamen o kapıyı kapatmak tefrit. Vasatı nedir? Lazım oldu o kadar. Bana kadar olmak. Ha, diyor ki 147 meselede afaki malumatla diyor icmal et. Öyle mi? Ama nefsini tefekkür ederken kendini derinden derine bir daha söylüyor. Başka bir şey var. Derinden derine bir de tehniyle. İnceden inceye derinden derine.
İnceden ince, derinden derine, temür et. Eğer böyle yaparsan diyor vasatı bulursun. Doğru yol budur. Ama kendinle yatırım yapmıyorsun. Enfusi derslerle meşgul olmuyorsun. Aklına, kalbine yatırımlar yapmıyorsun. Tamam mı? Böyle siyasi şey arenada ne yaptı? Cumhurbaşkanı şey, seçildi mi? Sen de kim seçildi bugün? Sen de hakim olan kim diyor? Hangi cumhurbaşkanı vardı bugün akşama kadar? Kim seçilmişti? O kendine yatırım yapmadın. Kaza namazlarına meşgul değilsin. Tamam mı? Ondan sonra namazı tesbihatla yapmıyorsun. Yani muvazene ne kadar önemli. Hani tefrik kendi alemine düşersin de ifrat ise daha müsirdir, sebebi başkasını da atıyorsun. Onun için mesela bu derslerimiz var ya bizim derslere. Şey diyor, ya nereden çıktı ya? Zaman müslüm etmiş ya bu. Ya kardeşim o kokuyor. Lugat bile vermiyor. Bu kimler? Tefrit. Peki, yıldızın çapı şudur, ders yapıyor. Başşamsu tecrübe mustakarına, güneşin dönmesi var ya, şöyledir, böyledir, ders unutuldu. Bu da ifrat. İfrat tefriti doğurur. Sen hiç lügat vermezsen, böyle okursan, o zaman F25'i çıkarırsın. Onlar da sadeleştirme meyli başlar. Lügat vereceksin de kardeşim. Lügatı ver en azından, mana bilmiyorsan. Yapmıyorsun, yapana da karşı oluyorsun, sonra bunları doğuruyorsun. Onların da çıkmasına bir derece bir kendilerince bir fetva buluyorlar tahrif etmeye. Onlar da böyle kendini çıkıyor. Biraz da sen şey yap yani. Acaba bunların çıkmasına ben de vesile olmuş olmayayım? Lugat bile vermiyorsun, düz okuyorsun. Adam mecbur oluyor, on tür eserleri alıyor şimdi. O koku anlarsan dersen böyle yaparlar onlar da. Bilmiyorsan çıkma kardeşim. O zaman de ki kimse yok olduğu için ben okuyorum de. Bir de yapanlara karşı geliyorsun. Ya bu derslere karşı geliyorsun ha. Toplama yapanlara, usta toplama yap diyor. Şu parça, şu parça, şu parça, şu 56 Kastamonu. Bir araya getir Mükemmel ve Şerh Beyza olur. Bu toplamayı yapanlara karşı geliyor abi de. Lugat da vermekten aciz. Sonra doğurdu tabii o şeyleri, tahripçileri o doğurdu. Sen doğurdun. Üstelere karşı gelmiş oluyor. Tabii karşı geliyor. Ustam Kastamonu 56'da toplama yapın diyor. En büyük toplamayı kendisi yaptı. Asay Musa toplamadır. Ayrı bir kitap değil külliyattan. Asay Musa toplamadır. Hizmet rehberi Zübeyir abilerin toplamadır. Külliyattan toplamış. Öyle şey değil ya. Tabii ya hizmet rehberi ustadın zamanında çıkan bir şey değil ki. İman küfürü ustadın toplamasıdır. Asay Musa ustadın toplamasıdır. Zülfikar ustadın toplamasıdır. Yani onlar sikir tasdik. Ondan sonra şey, Zülfikar ne vardı? 19. mektupla 25. söz. Ustad toplamış. Adam acaba mesela diyor ki, ustad diyor onun altına o geleceksin diyorsa niye onu koymadı? Lan ustad kendisi yaptı. Şu parça şuraya kadar, şu parça şuraya kadar bir araya getirse mükemmel şerdeyse olur. Neyse, o zaman arkadaşlar tefrik ne kadar muzilse dedi burada. Kaçıncı sayfaydı? 27 plaka nereye aittir? Antep mi? Antep. Bak Antep unutmayın. Antep muvazene diyelim. Ha, yani 27 kalsın diye kafamızda. Antepli muvazene. Muvazeneli Antep diyelim. Nasıl ezberleyecekseniz. İfrat tefrit. İfrat daha muzirdir. Çünkü tefriti doğurur. Tamam? Peki. Hadi Antepliler. El Fatiha.